Reflü demek mide içeriğinin yemek borusuna geriye kaçması demektir. Şimdi normalde midenin iç zarı aside dayanıklıdır. Ama mide asidi yemek borusuna kaçtığı zaman yemek borusunun iç kısmı aside dayanıklı değildir ve bir müddet sonra orada harabiyet ortaya çıkar. Doku bütünlüğü bozulur ve orada ülserasyonlar olur. İlk başta yüzeyel ülserler olur. Biz ona sıyrık deriz. Sonra derin ülserler olur. Ülserler ilerledikçe darlık ortaya çıkar. Ülserden kanama olur ama darlık da görülebilir ve darlık sonrasında artık yutamamaya başlarız. Gıdalar yemek borusunda takılmaya başlar. Tabii ki vücut kendine has bir savunması var. Bununla baş etmek için midenin aside dayanıklı iç zarını yukarıya doğru yükseltmeye başlar. Ve midenin iç zarı yemek borusuna dil şeklinde uzanmaya başlar. Ve biz buna Barrett özofagusu deriz. Midenin iç zarının yemek borusunun içine yerleşmesine. Bu bir koruma mekanizmasıdır. Yani yemek borusunun iç kısmı da aside dayanıklı bir tabakayla kaplanacaktır ve asitten zarar görmeyecektir. Ama bir müddet sonra bu mideden yemek borusunun içine giren mukoza, iç zar bozulmaya başlar. Hücre bozulmasına uğrar ve %2 ile 7 oranında kansere dönebilir. Bundan dolayı reflüyü mutlaka önemsemek lazım. Göğsümde yanma var, ağzıma acı su geliyor veya ağzıma gıdalar geliyor diyen bir kişide reflü hastalığı vardır ve mutlaka gastroenteroloji uzmanına başvuraraktan ileride başına gelebilecek yutma güçlüğü, kanama, ülser ve kanserden korunması gerekir.